Şimdi üçüncü parçamıza başlıyoruz. Önce solfej yapıyorduk, hatırlayalım. La, 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 si, do, re, mi, 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 fa, re, la, fa, mi, es, fa, re, la, fa, mi, es, mi, re, 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 do, 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 si, 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 la, do, mi, mi, re, 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 do, 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 si, 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 la, es. Sonra geri dönüş var. Parçada en önemli kısım fa, re, la, fa, mi kısmı. Orada fa'nın altına baktığımızda dikkat ederseniz bir ve çizgi var. Bunun anlamı birinci parmağımızı o çizgi boyunca kaldırmıyoruz demek olur. Yani birinci parmağımız fa'ya basarken diğer parmağımız re'ye, sonra incedeki la'ya kayacak. Yine fa'ya çünkü geri dönüyor. Fa, re, la, fa, mi, es. Fa, re, la, fa, mi. Şimdi burada birinci parmağımızı niye kaldırmıyoruz? Çünkü tekrardan fa'ya geri dönüyor. Öbür türlü yapalım. Fa, re, la, fa, mi. Boşuna zaman kaybı. Böyle çok daha kolay. Şimdi çalarak bakalım. La, si, do, re, mi, 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 dikkat, fa, re, la, fa, mi, es, fa, re, la, fa, mi, es, mi, re, 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 do, 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 si, 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 la, do, mi, mi, re, tekrar başa dönüyor. Peki ben neden aralardan sonra tekrar elimi yukarı aldım? Mesela ilk satırda, ilk notada üstteki şapkayı hatırlıyoruz, çekerek demiştik. Fakat ikinci satırın başında da yine bir şapka var. Fa, re, la, fa, mi yaptık. Yay aşağıda bitti. Es sırasında yayımızı tekrardan yukarı hazırlamamız gerekiyor. Mesela çektiğim yine yukarı. Hafif bir daire hareketiyle yay hazırlanıyor. Eğer bunu düzgün koyamazsak gibi şeyler olabilir. O zaman yayı atarak değil de yavaşça kondurarak. Küçük parmak işte bu yüzden burada dengesi önemli. Eğer küçük parmağımızla dengeyi tam sağlayamazsak yayı bu şekilde koyamayız ve şöyle olur. Çünkü denge yok. Ama bu kontrol bizde olursa düzgün bir şekilde yer yerine yerleşebilir. Yani parçanın iki tane önemli noktası var. Yay başı şeklinde olacak.